Evet çocuklar, bugün neler öğrendik? Pençe korkmaz. Korkan yenilir. Pençe ağlamaz. Ağlarsan ezilirsin. Pençe acı çekmez. Çekse bile belli etmez. Pençe düşünmez. Burası felsefe okulu değil. Düşünürsen yenilirsin. Ve pençe asla ama asla acımaz. İskenderciğim, o son yaptığın hareketi pek anlamadım açıkçası. Düşmanını tam indirecekken bir tereddüt ettin. Acıdın. Yanlış. O benim düşmanım değil. Sadece rakibim. Lakin düşmanım olsa da merhamet hak eder. Ben böyle öğrendim. Bunlar çok demode düşünceler. Eskide kaldı, geride kaldı. Artık yok öyle şeyler. Aklından çıkar. Sabır, merhamet, hoşgörü. Bunlar bizim özümüz. İnsan özünü nasıl unutabilir? İçim şişti. Neyse, bunları sonradan konuşuruz. Bugün çok yoruldunuz. En iyisi mi eve gidip dinlenin. Yarın tekrardan görüşürüz pençelerim. Bay bay. Siz gidin. Ben telefonumu soyunma odasına unuttum. Gelirim. Tamam. Sinancığım. Sinancığım. Maşallah sana ya. Yani diğer arkadaşların pestil gibi yere serildi. Valla. Harikaydın ya. Valla. 41 kere maşallah. Sen dimdik ayakta durdun. Bak. Aramızda kalsın. Seni turnuvada takımımda muhakkak görmek istiyorum. Ama mutlaka. Sende çok büyük bir liderlik ruhu var. Onu ortaya çıkarmamız lazım. Bir de şu arkadaşlarının kafasındaki demode eski şeyler. Onları da onların aklından çıkarmamız lazım. Bana yardım edersen sevinirim. Tamam mı? Arkadaşlar, bunlar bildiğiniz insan kızına girmiş kaplan ya. Ya benim kopacak sandım bir an. Efsun Hoca da bir durun demedi. Kızım! Zaten Efsun gazlıyor bunları. Ne o? Sızılmaya mı başladınız? Sinan, bayağı dayak yedik. Sen herhalde kafama darbe falan aldın. Hatırlamıyorsun. Ya çocuk musunuz siz? Ne o, bir kere yenildik diye vaz mı geçeceğiz? Vallahi keşke yenilmekten ibaret olsa. Öyle zaten. Yenildik. Yenileceğiz tabii. Teknik biliyorlar, öyle değil mi? Doğru. Tek bildikleri şey bu. Bizim ihtiyacımız olan da bu ya. Bizim amacımız ne? Pençe olmak mı? Hayır. Bizim amacımız o turnuvayı kazanmak. Bakın size söyleyeyim. En fazla bir aya onlardan daha iyi olacağız. Buraya yazdım. Harbi mi? Yani olur muyuz? Oluruz tabii. Zaten dövüşmeyi biliyoruz. Tekniği öğrendim mi, iş tamam. Aslında doğru söylüyor. İhtiyacımız olanı alırız. Gerisi bizi ilgilendirmez. Yani herkesten öğrenecek bir şey vardır sonuçta. Salih Hoca da böyle der. Doğru. Babam öyle der. Herkesten bir şey öğrenebiliriz. Ama babam şunu da der. İnsan nefis sahibidir. Yanılır, yozlaşır. Benim korktuğum şey de bu. Şu anda nefsimizin sesini değil, vicdanımızın sesini dinlememiz gerekmez mi? Bana dargın olduğunu biliyorum. Ama sana kendimi affettireceğim. Arkadaşlarımla birlikte sana göndereceğim konuma gelir misin?